Şişli Fulya mahallesinde yaşanan cinayetler ilginç bir veriyi ortaya çıkartıyor. Özellikle yaşanan faili meçhul cinayetler bir şeytan üçgenini oluşturuyor. Peki bu üçgeni hangi cinayetler oluşturuyordu? Hemen bu cinayetlerin detaylarına bakalım. Birincisi Çağla Tuğaltay. 5 Haziran 2000'de okul dönüşü evinde boğazı bıçaklanarak öldürüldü. O dönem güvenlik kamera sistemi yaygın olmadığı için şüphelilere ait herhangi bir görüntü yoktu. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen cinayet çözülemedi. Çağla'nın cinayetinden tam 8 yıl sonra, yani 9 Aralık 2008 günü bar işletmecisi Engin Temel, Fulya'da oturduğu dairenin apartmanında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bu cinayetle birlikte Engin Temel popüler bir isim oldu. Yaşayış tarzı ve ilişkileri yıllarca gündemde kaldı. Bu olayda ise katil zanlılarına ait güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen 16 yıldır cinayet çözülemedi. Engin Temel cinayetinden 8 yıl sonra, yani 24 Mart 2016 günü yine Fulya'da, bu kez ünlü bir isim olan Mezdeki Aynur Kambur öldürüldü. Kendi dairesinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan Aynur Kambur cinayeti de 8 yıldır çözülemedi. Aynur Kambur'un olayını gerçekleştiren katil zanlısının da güvenlik kamera görüntüleri olmasına rağmen cinayet bir türlü çözülemedi. İşte Şişli Fulya'da adeta şeytan üçgenini oluşturan bu üç cinayetin ortak özellikleri katillerin bırakın yakalanmasını tespit bile edilememesidir. İşte bugünkü videomuz bu şeytan üçgeninde yer alan Engin Temel cinayetinin detaylarını sizlere aktarmaktır. Engin Temel cinayetinde neler yaşandı? Hangi ünlü isimlerin ifadesi alındı? Telefon kayıtlarında neler çıktı? İşte ilk önemli detaylarla sizleri baş başa bırakıyoruz. 9 Aralık 2008'i, saatlerse sabah 6.38'i gösteriyordu. Kurban Bayramı'nın ikinci günü ve İstanbul'un hareketli gecesi sona ermişti. Çiseleyen yağmurun ardından soğuk bir esinti vardı. Gün henüz aydınlanmamıştı. Zengin semtlerdeki caddelerde eğlence dönüşü eve gidenlerin lüks araçları geçiyordu. O saatte Doktor Hüsnü İsmet Öztürk sokakta bir hareketlilik göze çarptı. Bir alt sokakta birleşen Mumcu sokaktan çıkan kapüşonlu iki şüpheli hızlı adımlarla 14 numaralı apartmana girdiler. Esrarengiz iki kişinin ardından farlarıyla karanlığı yaran lüks bir cip aynı apartmanın önüne gelerek durdu. O sırada cipten ikisi kadın, üç kişi indi. Üç kişi de aynı apartmana doğru giderken kendilerini bırakan araç otoparka doğru yöneldi. Kısa bir süre sonra cipini otoparka bırakan genç adam koşar adımlarla apartmana doğru ilerledi. Üzerindeki beyaz gömleğin rengi adeta karanlığı yarıyordu. Belli ki acelesi vardı. Kapı otomatiği açıldığında içeri adımını atan genç adam hayatının son perdesini yaşayacağını nereden bilebilirdi ki? Daha önce apartmana giren iki şüpheli birden karşısına dikildi. Biri silahlıydı ve o silah kendisine doğrultulmuştu. Birkaç dakika önce apartmana giren üç arkadaşı bu kişileri görmemişti. Demek ki şüpheliler apartmanın alt girişi tarafına girerek gizlenip bu genç adamı beklemişlerdi. Ne olduğunu anlamayan genç adam bir şeyler diyerek ileri hamle yapmak istedi. Ancak yüzündeki ifadede ölüme susamış katilin elindeki silahtan bir el ateş edildi. Kısa mesafeden hızlanan kurşun sert bir şekilde genç adamın göğsüne isabet etti. Savruldu. O sırada yaşamı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Saldırganlar acımasızdı. Bu kez kafasına bir el daha ateş etti. Çünkü amaçları öldürmekti. Genç adam bağırmaya fırsat bulamadan kanlar içinde yere yığıldı. Saatler 6.41 olmuştu. İki katil koşar adımlarla geldikleri sokaktan geri kaçtılar. Silah sesleri üzerine genç adamın bıraktığı üç arkadaşı koşarak aşağı indi. Genç adamın yanına gelen ilk kişi sevgilisiydi. Sevgilisini kanlar içinde bulan genç kız çığlıklar atarak elini tuttu. "Ne oldu aşkım? Ne olursun ölme," dedi. Genç adam başını kaldırarak bir şeyler demek istedi. Bir sözcük ya da bir isim, belki de söyleyeceği şey katilin ismi olacaktı. Ancak boğazında biriken kan yoğunluğu onu tekrar geriye itti ve başı vücudundan geriye düştü. Daha sonra aşağı inen arkadaşları da yardım çığlıkları attığında o genç adam gözlerini hayata kapatmıştı.
öldürülen bu kişi 24 yaşındaki Engin Temel'di. Olay yerine cinayet masası ekipleri gelerek incelemeyi aldı. Olayı inceleyen polis amirini arayarak bilgi verdi. Aslında her şey basit gibi gözüküyordu. Cinayet çözülecekmiş gibi bir hava vardı. Ama polis önce Engin Temel kimdi sorusuna yanıt aramaya çalışırken kamuoyu tarafından bilinmeyen ve tanınmayan bu gencin yaşamının film gibi olduğunu henüz kimse bilmiyordu. Bu genç inanılmaz hayata 2 Temmuz 1984 yılında Malatya'nın Hekiman ilçesinde doğarak atmıştı. Liseye kadar ilçede okudu. Hayali üniversite okumaktı. Girdiği üniversite sınavında 20 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilimleri Fakültesini kazandı. Tarihler 2004'ü gösteriyordu. Okumak için İstanbul'a gelen Engin 3 ay Fatih'te ikamet eden teyzesinin evinde kaldı. Daha sonra üniversiteden iki erkek arkadaşıyla birlikte Şişli Fulya'da ortak bir ev tuttu. Geçimini sağlamak için de bir yandan çeşitli barlarda barmenlik ve garson olarak çalışmaya başladı. Yakışıklı ve tatlı dilli olan Engin kısa sürede çalıştığı gece kulüplerinde dikkat çekmeye başladı. 2006 yılında üniversite eğitimini dondurarak kulüplerde çalışmaya devam etti. Ünlü isimlerle ilişkisi oldu. Gece aleminde tanınmaya başlayan Engin artık üniversiteyi unutmuştu bile ve gece alemindeki kişilerin de dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bir anda kendini piyasada tanınmış bazı ünlü kadınlarla gizli veya günübirlik ilişkiler içinde buldu. Artık bir rüyaydı. Örneğin bunlardan biri dansöz Didem'di. İbrahim Tatlıses'in Tatlıses Show programının ünlü dansözüydü. Dansöz Didem polise Engin Temel için şunları söylemişti. Engin Temel'le 4 yıl önce eğlenmek için Love isimli bara gittiğimde ilk burada tanıştım. Barmenlik yapıyordu ve arkadaş olduk. Arkadaşlığımız ilerleyince benim evimde bir ay kaldı. Öldürülmeden bir yıl öncesine kadar devam etti. Çalıştığı gece kulüplerinde ünü yayılmaya başladıkça artık onun için barmenlik hafif kalmıştı. Artık peşinde zengin gay iş adamları da koşmaya başladı. Ona hayran olan birçok erkek onun bulunduğu gece kulübüne müşteri olarak gidince rüya giderek güzelleşmişti. Bu kadar hayran kitlesi olunca sıra işletmeciliğe adım atmaya gelmişti. Bunun için de ilk adımını 2008'in Mart ayında attı. O tarihte Heaven Bar isimli gece kulübünün işletmeciliğini aldı. İşletmeci olarak bu onun ilk adresiydi. 2004 yılında okumak için İstanbul'a gelen bu genç adamın önü açılmıştı. Yükselişi artık durdurulamıyordu. Sırasıyla Andon, Kulüp 54, Love Bar, Kulüp Secret isimli barlarda kar ortağı olarak işletmecilik yapıyordu. 24 yaşına basan Engin son olarak Love Bar isimli kulübün %10 ortağı olmuştu. Engin'in bu inanılmaz yükselişi gece aleminde bir söylentiyi de beraberinde getirdi. İddiaya göre zengin bir iş adamıyla ilişki yaşadığı ve tüm bu yükselişin nedeni ise bu iş adamının desteğiydi. Engin'le kısa bir flört yaşadığını polise anlatan tanınmış oyunculardan biri olan genç kadın bu soruya cevap vermişti. Ben Engin Temel'i en son kendisine ait olan Andon isimli barın açılışında görmüştüm. Bu görüşmemizden bir süre önce kendisiyle görüştüğüm zaman da kendisine bir anda barmenken nasıl olur ki bu pozisyona geldin, kısa bir sürede bu şekilde büyüdün diye sormuştum. O da gayet sakin ve mutlu bir şekilde bana şimdiye kadar kazanmış olduğum para ve annemin yardımıyla ve kendimin çektiğim krediyle şu anki durumuma geldim dedi. Ben de kendisine etraftan duyduğum kadarıyla zengin bir iş adamının kendisiyle ilişkisi olduğunu, aralarındaki ilişkiden dolayı bu şahsın Engin Temel'e yardımda bulunduğunu söylemiştim. Biraz önce söylediğim şeyler doğrudur. Senin söylediğin şeylerin alakası ve ilgisi yoktur. Herkes herkese iftira atabilir. Şu anda bana söylemiş olduğun sözler de iftiradır, demişti, dedi. Ancak 4 yıllık rüyası işte o gün son bulmuştu. Kısacık ömründe İnanılmaz ilişki zinciri yaşayan Engin'in cinayet dosyası da inanılmaz oldu. Cinayet masası dedektifleri olayı çözeceklerini düşündükleri güvenlik kamera görüntüleri buldu.
İncelenen görüntülere göre cinayetin planlı olduğu gözler önüne serilmişti. Peki katil kimdi? Aslında katilden çok Engin'i öldürten kişi kimdi yanıtı çok merak ediliyordu. Bunun içinde belki en önemli olabilecek bilgiler Engin'in geçmişe yönelik çıkartılacak cep telefon kayıtlarıydı. Engin'in cep telefonu kayıtları istendi. Giren cep telefon kayıtları polisi şaşırttı. Engin'in görüştüğü kişiler inşaat işçileri, alt geliri düşük ve normal bir hayat tarzı olanlardı. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Gelen kayıtlar Engin'in cep telefonu değildi. Meğerse Engin'in cep telefonu diye yazılan yanlış bir cep telefon numarasının kayıtlarıydı. 2 ayda yaşanan bu şok olay üzerine dosya ilk bakan polis ekibinden alınarak başka bir ekibe verildi. En çok görüştüğü kişi İsveçli manken sevgilisiydi. Dosyayı alan 3 kişilik polis ekibi kısa sürede soruşturmada çok önemli hareketlilik yaşattı. Hemen yanlış istenen Engin'in cep telefon numarasının kayıtlarını istedi. Engin'in son 3 ayda görüştüğü kişilerin telefon numaralarına ulaşıldı. Kayıtlara göre Engin son 3 ayda 747 kişiyle görüşmüştü. Bu kişilerle defalarca konuşma yapmıştı. İlk sırada yer alan Jonathan Monero adına kayıtlı kişiydi. Bu kişiyle tam 810 kez görüşmüştü. Peki bu yabancı kişi kimdi? İddiaya göre bu kişi Engin'in İsveçli manken sevgilisi Agneta Falk'tı. Ancak İsveç'e giden Agneta Falk'ın ifadesi alınamamıştı. İkinci sırada iş ortaklarından Fahri Yön yer alıyordu. Beşinci sırada bulunan Arto, Engin'de en çok konuşan ünlü isimlerden biriydi. Ama kayıtlarına ulaşılamayan ona yakın cep telefon numarası dikkat çekti. Ancak polis bu numaraları kullanan kişilere ulaşamadı. Görünen görüntüye göre Engin birileri tarafından takip edilmişti. Ve eve yaklaştığında takip edenler tetikçilere haber vermişti. Peki takipçiler tetikçilere nasıl haber vermişti? İletişim aracının cep telefonu olduğu düşünüldüğü için Engin'in Harbiye'deki bardan çıktığı noktayla eve geldiği noktaya kadar olan bölgenin cep telefon kayıtları istendi. Savcılık tarafından hazırlanan bu istek 4 kez mahkeme tarafından reddedildi. 5. başvuruda mahkeme kabul ederek o bölgedeki baz istasyonunda aktif olan tüm cep telefon kayıtlarının çıkarılmasını istedi. Polis için bir umuttu bu. Gelen kayıtlarda cinayet saatinde 3 operatörden toplam 4 adet açık cep telefonu vardı. Tek tek incelenen bu cep telefonlarından bir sonuç çıkmadı. Engin Temel cinayeti emniyet için en karmaşık cinayetlerden biri oldu. 327 kişinin ifadesine başvuruldu. Zengin iş adamı iddiaları gay ilişkileri derken gece aleminde yaşanan rant kavgalarını da unutmamak gerek. Engin'in gittiği gece kulüpleri hep taşardı. Birçok müşteri onun için gelirdi ve 80 ila 100 bin lira arası gelir sağlanırdı. Bu yüzden Engin gece kulüpleri sahipleri için bir nimetti. Engin'in 4 yıllık yaşamındaki inanılmaz yükselişi bu rantın bir kurbanı olmuş olabilir miydi? Aslında bu sorunun cevabını yine olay öncesi bakılması gereken güvenlik kamerası görüntüleri verecekti. Polis olay gecesinin görüntüsünü elde ettiğinde cinayeti çözmüş gibi düşünmüştü demiştik. Ancak olay bu kadar basit olmadı. Aylar sonra fark edilen bu eksiklik belki cinayetin çözülmesini engellemişti. Bu eksiklik de olay bölgesinde geçmişe yönelik kamera görüntülerinin toplatılmamış olmasıydı. Çünkü katiller gireceği adresi, saklanacağı noktaları çok iyi biliyorlardı. Bu da onların olaydan birkaç gün önce o bölgeye gelerek keşif yaptıklarını gösteriyordu. Dosyayı 2 ay sonra devralan ikinci ekip o bölgede geçmişe yönelik kamera kayıtlarını bulmak için çalıştı. Ancak artık geç kalınmıştı. Çünkü o tarihe kadar kayıt altına alınan kayıtlar silinmişti. Soruşturmada ortaya çıkan birçok soru işareti vardı. Bu soru işaretlerinden biri Engin'in evinde bulunan çelik kasaydı. Çelik kasa Engin için önemli bir eşyaydı. Kasanın içinde resmi tutanaklara göre bir CD vardı. İncelenen CD'de Engin bir kadınla sevişmesini kameraya almıştı. Gizli çekilen bir görüntü değildi. O kadın bulunup ifadesi alındı. İfade veren kadın, "Evet, çekimden haberim vardı. Engin arada bir izlerim diye çekmişti," dedi. İddialara göre başka CD'ler de vardı. Ancak o CD'lerin akıbeti belirsizdi. Engin cinayete bir CD yüzünden kurban gitmiş olabilir miydi? Tüm ihtimaller düşünülürken Engin'in en çok gittiği yerlerden biri de Fulya'da bulunan rezidanstı. Peki bu rezidansta kim ya da kimlerle görüşüyordu?
İkinci ekip görevden alındı. Tüm bu soruları inceleyen ikinci ekip de 2 yıl sonra esrarengiz bir şekilde görevden alındı. Soruşturmada Fatih Ürek, Zeynep Tokuş, Sevda Demirel, Arto, Dansöz Didem gibi birçok ünlü ismin ifadesini alan ekip dağıtıldı. Cezaevinde yatan bazı suçlular tarafından mektuplar alındı. Ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Dosyayı alan son ekip ise bir adım bile ilerleyemedi. Kısa sürede muhteşem bir hayat yaşayan Engin Temel'in filmi tozlu raflara kaldırılmıştı.